Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde grafik animasyon yaparken After Effects'te bir projeyi nasıl planlarız, onu işleyeceğiz. Kurgu derslerinde de bahsetmiştim. Çok planlı, derli toplu çalışırsanız hem siz hem sizden sonra projeyi devralan arkadaşlarınız çok rahat eder. Gelin şimdi After Effects'te bir projeyi nasıl planlarız onu görelim. Bu hazırlayacağımız proje. İlk önce yeni bir proje açıyoruz. File komutundan New Project komutunu tıklayarak bir önceki derste bizim açık olan projemizde bana soruyor bunu kaydetmek ister misin diye. Kaydedelim ve boş bir proje dosyası açıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk derslerin bir tekrarı niteliğinde olacak. Buradan ilk önce Composition komutuyla yeni bir kompozisyon açıyorum. Projemi planlarken ilk önce bunu yapmam gerekir. Yeni proje açtıktan sonra ya da After Effects programını ilk açtıktan sonra. Eğer High Definition bir sistemde çalışıyorsam kendime After Effects'te çalışabilmek için, verimli çalışabilmek için burada High Definition presetini seçmem gerekir arkadaşlar. Ya da NTCG çalışacaksam biliyorsunuz bazı ülkelerde NTCG sistemle çalışılır. NTCG'yi seçmem gerekir. Ama ben PAL ile çalıştığım için burayı PAL seçiyorum. Burayı PAL seçtikten sonra doğal olarak benim video boyutumla ilgili bu ayarlar, aspect ratio'mla ilgili bazı değerler direkt olarak bana seçilmiş olarak geliyor. Ama dilersem ben kendime özel tasarımlar yapabilirim. Burada bizim işimiz, daha doğrusu After Effects'te yapacağımız projeler sadece ve sadece video ekranıyla yani bir televizyon formatıyla sınırlı değildir. Dilerseniz After Effects'te internette kullanacağınız bannerlar, animasyonlar ya da farklı sistemlerde, farklı boyutlarda ekran tasarlayarak yapacağınız işler olabilir. Siz o vakit burada dilediğiniz boyutta, dilediğiniz özel boyutta bir değer girebilirsiniz. Mesela filmin bir yerinde kullanacağınız ya da kompozisyonumuzun içinde küçük bir animasyon şeklinde kullanacağınız bir ekranın üstünde dönen televizyon logosu olabilir. Öyle küçük bir kompozisyon oluşturabilirsiniz. Yani illaki bu video değerlerine, buradaki presetlere sadık kalacağız anlamına gelmiyor. Sizin yapacağınız projeye göre bunu planlamanız gerekir arkadaşlar. Farz edelim televizyon ekranı için bir logo tasarlayacaksınız. O zaman 720'ye 576'ya çalışmanıza hiç gerek yok. Sistem kaynakları ve hızlı çalışmak sizin için çok önemli. O yüzden buraya daha küçük bir değer. Logo eğer kare boyutundaysa 200'e 200 yazabilirsiniz. Tabii öncelikle burada bakın Lock Aspect Ratio oranım var. Bu 720 576 oranını sabitler daha önceki presetten seçtiğim için. Bunu ilk önce buradaki çeki kaldırmam gerekiyor. Daha sonra gördüğünüz gibi bakın 200'e 200 buradan seçebiliyorum. Doğal olarak buradaki preset 200 piksele 200 piksel artık hiçbir template'e, hiçbir video tasarımına uymadığı için, video sistemine uymadığı için bana direkt olarak burada custom olarak verdi. Buradaki piksel aspect ratio'm artık bunu da değiştirmeliyim. Siz grafik bir iş yapacaksanız yani ekran grafiğinin dışında
yayın sistemlerinin dışında bir iş yapacaksanız bunu Square Pixel'e çevirmenizi öneririm. Şimdi bu Square Pixel'den de biraz bahsetmem gerekir. Square Pixel biliyorsunuz bilgisayarda resmi oluşturan en küçük noktacık pikseldir. Ve bu bir tam karedir. Photoshop'ta ya da diğer grafik foto işlemci benzeri programlarda. Ancak videodaki görüntüyü oluşturan bir piksel ise tam kare değildir. Onun oranı biraz farklıdır. Burada gördüğünüz gibi 1'e 1.09'dur. Yani şöyle şu öndeki pencereyi bir piksel kabul edersek şöyle bu tam kare gibi gözüküyor ama videodaki en 1 ise boy 1.09. O yüzden bazı düzenlemeleri yapmazsak bununla ilgili ekrandaki grafik ögelerimiz oranları bozulabilir. Yani daha ince, daha enli şeklinde gözükebilir. Burası da önemli arkadaşlar. Eğer siz grafik bir iş yapıyorsanız dediğim gibi bunun Square Pixel'de olmasına özen gösterin. Ama video ile ilgili bir iş yapıyorsanız, yani video yayın sistemleri ile ilgili bir iş yapıyorsanız, video yayın sisteminiz hangi piksel aspect ratio'yu seçiyorsa mutlaka onun oranına getirmeniz gerekir. Biz DVPAL'de çalışıyoruz. Eğer burada DVPAL sistemi seçili olsaydı, o yüzden mutlaka bunun burada kalması gerekiyor. Ama yine tekrarlamış oluyoruz. Grafik bir iş yapacağız şimdi. Grafik bir proje planlıyoruz. O yüzden bunu da Square Pixel'e çekiyorum. Yine burada frame rate oranım. Eğer bu seçtiğim grafik işi ben bir PAL sistemde yayınlayacaksam mutlaka bunun 25 frame per second olarak seçiyorum. Ama değil, internette ya da başka bir PowerPoint presentation'da sunacaksam bu yaptığım animasyonu, o zaman buradaki frame per second çok önemli değil. Ama şunun bilinmesini istiyorum arkadaşlar. Eğer yaptığınız bir animasyonun, yaptığınız bir grafik animasyonun kesintisiz hareketlerle, durağan değil de kesintisiz bir şekilde gözükmesini istiyorsanız bu frame rate oranı minimum 15 olmalıdır arkadaşlar. Dediğim gibi 15 karenin altındaki frame oranları, saniyede oynayan kare oranı animasyonunuzun kesik kesik olmasını olarak gösterir. Daha sağlıklı olmaz. Önerim 15'in altında kullanmayın bunu. Biz şu anda bir televizyon için logo grafiği tasarlıyoruz. Bunu ben PAL sistemde çalıştığımız için 25 olarak seçiyorum. Buradaki resolution oranında full. Bunları zaten daha sonra değiştirebiliriz arkadaşlar. Ama bilgisayarınızın gücü yeteri kadar iyi ise, yani sistem kaynaklarınıza güveniyorsanız bunu full'de tutabilirsiniz. Şunu da belirtmek isterim. Günümüzde artık bilgisayarlar çok hızlı. Bilgisayarınız 2 seneden daha fazla eskide ise bu ayarlar, After Effects'in seçtiği ayarlar, bir önceki dersimizde de yaptığımız uygulama seçenekleriyle ilgili ayarlar gayet yeterlidir. Fazlasıyla sizi tatmin edecektir bilgisayarınızın gücü. Burada yine Start Time Code diye bir ayarım var. Bu başlangıç time kodumu hangi değerden başlatmam gerektiğini soruyor. Bu yine After Effects'in bizim için seçtiği bu değer iyidir. Böyle kalmasını öneririm. Duration seçeneğim var burada. Bu da kompozisyonunuzun, oluşturacağımız projenin kompozisyonun ne kadar süre
olacağını buradan seçebiliyoruz ya da değiştirebiliyoruz. Şu anda 30 saniyelik bir değerde. Bu iyidir. İsterseniz bunu bir loop yapacaksak kısaltabiliriz. Animasyonumuzun süresine göre biz şu anda tasarladığımız şey neydi? Bir televizyon kanalının logosunu, animasyonun logosunu yapacağız. Onun için kısa bir süre yapmamız yeterli. Bunu 10 saniyelik periyotlar halinde loop dediğimiz döngüye sokarak yayınlayabiliriz. O yüzden bunu ben 10 saniyeyi düşürüyorum arkadaşlar, şöyle klavyeden 10 yazarak. Ve tabii en başta şunu söylemem lazımdı. Burada composition name bir isim vermem gerekiyor kompozisyonuma. Buna ne diyelim? Lau L'yi de büyük yazıyorum. Lau logo TV diyorum arkadaşlar. Lau burada yine söyleyeyim, bizim Lefke Avrupa Üniversitesi'nin kısaltılmış arkadaşlar. Bizim üniversitemizin de bir televizyonu var. İnternet üstünden yayın yapıyoruz ve internet sitemizden rahatlıkla izlenebiliyoruz. Eğer Türkiye'den ya da dünyanın başka bir yerindeyseniz bizi rahatlıkla izleyebilirsiniz. Evet, bir sonraki sekmemde Advanced butonum var. Buradaki ayarlar default olarak gelen Aptrefix'in bizim için seçtiği değerler gayet iyidir. İleriki aşamalarda ihtiyaç duyarsak burada da bir takım değişiklikler yapabiliriz arkadaşlar. Tekrar ben Basic sekmesine geri dönüyorum. Burada bir şey daha söylemem lazım. Burada bakınız bir ikonum var. İstersem burada oluşturduğumuz şu ayarları biz bu butona basarak kaydedebiliriz. Daha sonra presetlerimiz içinde görebiliriz. Öyle yapalım. Tıklıyorum ve bu oluşturduğumuz presete, bu planladığımız projeye bana bir isim vermemi istiyor. Buna sadece logo diyorum. Bu presetin adı logo. Yani daha sonra bu şekilde herhangi bir logo hazırlayacaksam bu işlemleri yeni baştan yapmama gerek kalmıyor arkadaşlar. Sadece presetini oluşturduğum işin adını vererek bunu geri çağırabilirim. Bakın burada da görüyorum. Logo şeklinde bana hemen bir preset oluşturdu. Okey dedikten sonra şurada kırmızı bir bant oluştu. Görüyorsunuz kompozisyon penceresinin altında. Burada bunun oluşmasının sebebi Caps Lock tuşunun basılı kalması. Eğer sistem kaynaklarından tasarruf etmek isterseniz zaman zaman çalışırken buradaki preview almasını, ön izleme almasını önlemek için Caps Lock tuşuna basarız. Bu bizim bazı işlemlerimizi hızlandırır. Ama şu anda benim kompozisyonum boş olduğu için ben Caps Lock tuşunu serbest bırakıyorum ve kırmızı banttan kurtarıyorum projemi. Evet, projemi bu şekilde planladım arkadaşlar. İstersem ben farklı projeleri aynı daha doğrusu farklı kompozisyonları aynı proje üstünde de oluşturabilirim. Hemen ne yapıyoruz? Tabii onu unutmadan bu projemi ben kaydediyorum save komutumla. Buna da ders 24 diyoruz arkadaşlar. Büyük harflerle yazayım. Ders 24. Şöyle alt çizgi değil, direkt tireyi kullanayım. Evet, bu projemin adı Ders 24. Bu kompozisyonumun adı, bakın burada kompozisyonumu oluşturur oluşturmaz, Project Window'un içinde yanımda şöyle bir ikonla
Laulogo TV şeklinde bir kompozisyon oluşturdu. Şimdi bu proje üstünde ikinci bir kompozisyon daha oluşturalım. Bu sefer PAL DV formatında bir kompozisyonumuz olsun. Ve buna da Background Window ya da başka bir isim verelim. Yine buradan Composition Window'dan New Composition ya da kısa yolu Ctrl N kombinasyonu arkadaşlar. Şöyle tıklayarak buradan bakın artık presetlerimin içinde logo presetim hazır bir şekilde beni bekliyor. İleriki zamanlarda bir logo tasarlamak, logo kompozisyonu yapmak istersen bu ayarlarda direkt olarak bana bu ayarlardan bir logo kompozisyonu gelecek. Hemen yanındaki küçük üçgeni tıklayarak genişletiyorum ve PAL D1 seçeneğini tıklayarak PAL ile ilgili kompozisyonumu OK tuşuna basarak burada hiçbir değişikliğe gitmeden OK tuşuna basarak açıyorum. Bakın bu sefer daha büyük bir bana demek ki 200 piksele 200 pikseldi. Buradan Fit Up to Use seçeneğini yani ekrana sığdır diyebileceğimiz seçeneğe tıklayarak görüyorum. Bakın burada Comp 1 olarak isim vermediğim için böyle kaldı. İsim vermeyi unuttuk. Ama hiç telaşlanmayalım. Buradan yine bu kompozisyon seçiliyken Composition butonuna tıklayarak Composition Setting'den ayarlarımı istediğim zaman değiştirebilirim. Buradan buna da background diyorum. Yine büyük harflerle yazıyorum. Şöyle. Background. Evet. Bakın burada çift tıklayarak buradan 200'e 200 Love Logo TV kompozisyonum. Bunu çift tıklayarak Project Window'un içindeki diğer kompozisyonumu background'u ekrana getiriyorum. Aynı zamanda bu iki kompozisyon arasında şöyle de geçiş yapabilirim. Bakın buradan ben seçtikçe Preview Window'un içinde şöyle background'umu da buradaki hangi kompozisyonumu seçersem onunla ilgili ön izlemeyi buradan yapabilirim arkadaşlar. Aynı şekilde kompozisyonlar arası geçişi buradaki küçük üçgeni tıklayarak da siz gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle şu şekilde background ve Laulogo TV kompozisyonu. Yine kompozisyonunda projemizi planlarken burada bilmemiz gereken bazı ayarlar var arkadaşlar. Burada bakın composition setting'i demiştik kompozisyonumuzu oluşturduktan sonra dilediğimiz zaman burada ilk kompozisyonunu oluştururken açılan pencere ekrana gelir ve burada dilediğimiz değişiklikleri kompozisyonla ilgili dilediğimiz değişiklikleri yeniden yapabiliriz. Sıradaki işlem ise background color'la ilgili yani zemindeki siyah rengimizle ilgili. Zaman zaman biz burada grafik işler yaparken çalıştığımız grafik dosyası siyah ağırlıklı olabilir. Onu daha net, daha iyi görebilmek için buradan farklı bir renk, rengi tıklayarak ya da burada damla ikonuna tıklayarak siz ekran üstündeki herhangi bir objeden renk alabilirsiniz. Ya da şöyle yeşil farz edelim. Yeşil bir ekranda çalışmak istiyorsunuz. Çünkü çalıştığınız objeler siyah renkli olabilir. Bakın bu kompozisyonumun background rengi artık yeşil oldu. Bir önceki background adlı kompozisyonun background'ı siyah olduğu halde bunu bu şekilde değiştirdim. Artık yeşil oldu arkadaşlar. Yine bir sonraki kompozisyonla ilgili ayarım set poster time arkadaşlar. Bunu da buraya bir film dosyası attığımızda içeriye bir
footage attığımızda bunu daha iyi anlayacaksınız. Bir sonraki, daha sonraki ayarlarım renderlerle ilgili. Ecto Render Koe. Bunu daha sonraki derslerimizde göreceğiz. Şu ayarım Trim Composition to Work Area. Bundan biraz bahsedeyim. Projemizi planlarken bu da önemli arkadaşlar. Şimdi projemizi biz 10 saniye olarak belirledik kompozisyonumuzu. Şimdi burada timeline üstünde de bir takım düzenlemeler yapalım projemizi planlamadan önce. Bakın timeline'ımızda burada bir izleme çubuğum var. Tahmin edeceksiniz buraya layer'ları oluşturacağız yavaş yavaş bir sonraki dersimizde. Ve burada katmanlar oluşacak. Burada da dosyaların ismi yazacak. Ama görüyorsunuz burada bayağı bir büyük alan var ve burada küçük alan var. Burada istemediğim bazı ben özellikleri şuradaki ekranın altındaki küçük ikonları tıklayarak kapatabilirim arkadaşlar. Şöyle ki şunları kapattığımda bakın bazı özelliklerim burada kapandı. Yine her an istediğim zaman bunları açabilirim. Bakın şurada bazı özellikler gidiyor. Bunu tıkladığımda şöyle. Yine aynı şekilde bazı özellikleri buradan açarım ya da kapatırım. Şöyle kalması daha iyi arkadaşlar ki bana burada daha uzunca, daha büyük bir bölüm kalıyor. Yine burada istemediğim özellikleri burada üzerinde sağ tuş yaparak hide this diyerek kapatabilirim. Bakın parent'la ilgili ayarı da kapattım. Ama ileriki bölümlerde bana gerekirse bu. Yine burada columns'ların içinden ben burada istediğim bölümü açabilirim. Bakın parent özelliğim burada tekrar geldi. Bu düzenlemeleri bilmek önemli arkadaşlar. İleride yanlışlıkla demeyeyim kapatırsınız ya da bir şekilde kapatırsınız, kısa yol atarsınız vesaire. Buna tekrar ulaşabilmek için ya da burada daha çok yere ihtiyacınız olduğunda bunlar önemli arkadaşlar. Bunları bilmek önemli. Burada da bazı ikonlarımız var. Ama bu ikonları gelecek dersimizde ben size klipleri içe aktardıktan sonra anlatmak istiyorum. Böylece daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum bu konunun. Şimdi burada şeyi anlatacaktık. Şuradaki komutu. Konumuzdan da çok fazla sapmayalım. Trim Composition to Work Area diye bir komutum var. Bu yüzden timeline'a geçmiştik. Timeline'da hatırlayacaksınız Edius'ta renderleyeceğimiz alanı Work Area'yı belirliyorduk. Nasıl belirledik? İzleme çubuğumuzu başladığımız noktaya, renderin başlayacağı noktaya getirdik ve I harfine bastık. İzleme çubuğunu yine renderleyeceğimiz alanın bittiği noktaya taşıdık. Ve orada da O tuşuna bastık. Bir work area oluşturduk. In out noktası arasında. Yine After Effects'te de bu işlemi yapmamız gerekir arkadaşlar. İşlemimiz bitince, bittikten sonra daha doğrusu biz renderleyeceğimiz alanı belirlemek zorundayız. Burada bakın şurada sarı bir ikonum, burada sarı bir ikonum var. Burada After Effects'te bunu yapmanın iki yolu var. Birincisi buradaki sarı noktayı tutup şöyle sürüklemek. İkincisi de daha doğrusu out noktasını da bu şekilde yine belirleyebilirsin. Bakın şöyle bir work araya belirledik şu sarı tutamaklar arasında kalan bölge. Daha sonra siz bu bölgeyi ortasından tutarak work arayı istediğiniz noktaya taşıyabilirsiniz. Ya da
ikinci yöntemi, buradaki izleme çubuğunu Work Area'nın başlamasını istediğiniz noktaya taşıyıp klavye üstünden B harfine basabilirsiniz. Otomatikman buradaki tutamak o noktaya gelir. Şöyle aklınızda kalabilir. Zaman zaman bunu söylüyorum aklınızda kalması için. Başlangıcın B'si şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Böyle yine bakın, başlamasını istediğim noktaya getiriyorum izleme çubuğumu ve B harfine basıyorum. Otomatikman Work Area'm bu noktaya geliyor, başlangıç noktası. Aynı şekilde çıkış noktamı da şöyle belirleyebilirim. Çıkmasını istediğim herhangi bir noktaya getiriyorum izleme çubuğunu. Şuraya dikkat edin bakın. Hemen N harfine basıyorum. Ve Work Area'm, yani renderlemesini istediğim alan otomatikman belirlenmiş oluyor. Tutup çekmekten ziyade şu şekilde. N harfini tekrar basayım. Buraya geldi bakın. Şimdi böyle bir work area belirledikten sonra asıl anlatmak istediğimiz buradaki komutun ne işe yaradığıydı? Trim composition to work area. Buradaki work area'ya göre kompozisyonumu kısalt komutudur arkadaşlar. Bunu tıkladığımda bakın, gördüğünüz gibi artık kompozisyonumuzu başta 10 saniye belirlemiştik. Bakın 5 saniyeye düştü. 5 saniyelik bir trimleme yaptık. Ctrl Z yaparak, yani işlemi undo yaparak şöyle geri döndüğümde bakın, yine şöyle ölçeğimi küçültebilirim. Yine kompozisyonumun süresi, şurada izleme çubuğumu sona getiriyorum. Bakın 9.24, yani 10 saniye. Burada da tahmin edeceğiniz üzere Edius'takine benzer bir slider'ım var. Bu gördüğünüz gibi ölçeğimi genişletip daraltmama yarıyor. Zaman zaman bu özelliği kullanıyorum arkadaşlar. Kullanmalıyız. Zaman zaman hassas işler, zaman zaman kümülatif işler yapacağız. O yüzden zaman zaman bu özelliği kullanmamız lazım. Zaman zaman dar, zaman zaman geniş ölçekte çalışıyoruz. Yine burada bir slider'ım var. Bu da layer'larımın arasında bana navigate etmemi sağlıyor sağa sola doğru. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.